Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dinleyenler, yine bir kavramlar programında sizlerle beraberiz. İnşallah bugün de yine geçen haftadan devam ede geldiğimiz Zulüm kavramının anlatımıyla programımıza devam ediyoruz. Zulmün ne olduğunu tarif ettik, kavram olarak Kur'an'da nasıl geçiyor, bu çerçeveyi de çizdik. Zulmün Kur'an-ı Kerim içerisindeki değerlendirmesini yaptık. Yine hadislerin içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zulmü nasıl tanıttığını ve zulümle ilgili değerlendirmelerini, zulümden kaçınılması gerektiğini, bu çerçevedeki hadis-i şeriflerini de sizinle paylaştık. İnşallah bu haftada zulmün çeşitlerini sizinle paylaşacağız. Zulüm nasıl bir çeşit çeşitlilik arz ediyor? Bunu inşallah sizinle işleyeceğiz ve yine devamını da getirmeye çalışacağız. Öncelikle geçen haftaki zulümle ilgili ayet ve hadisleri de değerlendirdiğimiz zaman üç türlü zulümden bahsedildiğini görüyoruz böyle bir kategori çıkıyor karşımıza birincisi insanın Allah'a karşı işlediği zulüm ikincisi insanlar arasında yani insanların birbirleriyle olan zulümleri üçüncüsü de insanın kendi kendine zulmü üç tane çeşidinin olduğunu görüyoruz genel itibariyle tabii bu birincisi insanın Allah'a karşı işlediği zulüm şöyle olan bir çeşit bu insanların Allah'a şirk koşmaları veya küfür içerisinde inkarcı olmalarıdır. Tekim Kur'an'ın birçok ayetinde zulüm kafirlerin bir özelliği olarak geçmekte. Kur'an birçok yerde kafirlere ve müşriklere bu anlamda zalim demektedir. Mesela Fetih suresinin 26. ayetinde iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya işte emniyet, güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir buyurulur. Bu ayet nazil olunca imana zulüm karıştırma meselesi sahabelere ağır geldi. Yani bu konu gerçekten çok etkili bir ifade içeriyordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a gelerek dediler ki kim imanına zulüm karıştırmayabilir diye sordular. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. İş böyle değildir. Siz Lokman'ın oğluna Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk en büyük zulümdür sözünü işitmediniz mi diye haber veriyor. Lokman Suresi'nin 13. ayetini, ayetine dikkat çekerek. Evet. Allah'ı inkar ederek ilahlık davasına kalkışanların bu tavrı da elbette ki bir zulümdür. Çünkü onlar böylelikle Allah'ın ilahlık hakkına tecavüz etmektedirler. Bunun tipik örneği Firavun'un yaptıklarıdır. Peygamberlerini dinlemeyen, onların getirdiği ayetleri yalan sayanların bu hareketi bir zulüm olarak ifadelendirilir. Ki Hud suresi 37'de yine bu gibi inkarcı zalimler hak ettikleri cezaya daha dünyadayken kavuşurlar. Bu da Hud suresi 67, İsra suresi 59. ayetlerde. Kendi havalarına uyup da Allah'ın vahyine itaat etmeyenler de yine zulüm içerisindediler. Bu da Rum suresi 29. ayette haber veriliyor. Yine Allah'ı bırakıp başka putlara, ilahlara ibadet edenlere de eden kimseler de zulmetmiş kimseler olarak ifade edilir. Saffat suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'a iftira etmek, onun adına din uydurmak da yine zulümdür. Ali İmran 94. ayette ifade ediliyor. İşte bu bahsetmiş olduğumuz örneklerde olduğu gibi zulüm, küfrün ve şirkin diğer adıdır değerli dinleyenler. İnkarcıların ve müşriklerin yaptıkları yanlışlık, zulüm kendileri de zalim diye nitelendiriliyor. Onların yaptığı karanlığa davetiyedir esas itibariyle. Onlar bir taraftan Allah'ın zulmet yani karanlık dediği çıkmazları tercih ederlerken bir taraftan da Rablik ve ilahlık hakkını başka varlıklara vermektedirler. Bütün zulümlerin temelinde insanın Allah ile olan ilişkisini yerli yerine oturtmaması vardır elbette. Bu sebepledir ki şirk de küfür, yalanlama, fısk ve cehaletin her türlüsü Kur'an'da zulüm olarak ifadelendirilir. Buna bağ, bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'de işte bu çerçevede Enam suresi 68, Tevbe suresi 23, Enbiya 2, 3 ve 5, Hac suresi 52, 53, Zümer suresi 32, Hud suresi 18-19, Bakara 114, Nisa 168. ayetler gibi ayetlerde bu çerçevede değerlendirmeler yapılır. Şirk ve küfür gibi zulümler içinde bulunan insanın günahlarını Allah bağışlamayacaktır buyurulur. Nisa suresi 168'de. Çünkü şirk ve küfür büyük bir zulümdür. Ve biliyoruz ki ilah, Rab ve Melik olma Allah'ın hakkıdır ve insanın yalnızca Allah'ı Rab, ilah ve melik olarak tanıması gerekir. Bu hakkı sahibine vermeyen insan birinci derecede yani en büyük zalim olmuş olur. Çünkü biliyorsunuz şirkin büyük bir zulüm olduğu yine Kur'an tarafından haber veriliyordu. Biraz evvel de bunu söylemiştik. Evet, zulüm genel itibariyle haksızlıktı yani. Allah'ın hakkını idrak edememekten, Allah'ın hakkını tak takdir edemek, edememekten kaynaklanan bir değerlendirmeydi. Bu yüzden de insanlar bu şekilde yanlış e, tavır ve davranışlarla, düşüncelerle bu şekilde e, zulüm içerisinde, şirk içerisinde olabiliyorlar maalesef. Zulmün diğer bir çeşidi de insanların kendi aralarındaki zulmü e, ifade ediyor. E, aynı zamanda bu insanların diğer insanlara, içinde yaşadıkları topluma ve tabiata, diğer canlılara karşı işledikleri suçlar, haksızlıklar ve tecavüzlerdir. Bunları çok detaylı bir şekilde görüyoruz toplum içerisinde, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde zulme varan tavırlar sergilendiğini, haksızlıkların bu şekilde cereyan ettiğini açık bir şekilde görüyoruz. Bu bir anlamda toplumun kendi tavır ve davranışlarında ortaya koyduğu durumlar toplumun bu anlamda e, zulm ettiğini hatta insanların birbirlerine bu anlamda zulm ettiğini ifade ediyor. Zira toplumumuzda bunun çok örnekleri var. E, gerek komşuların birbirleriyle olan ilişkilerinde, gerekse akrabaların birbirleriyle olan ilişkilerinde, gerekse anne babanın e, birbirleriyle olan ilişkilerinde, çocuklarıyla olan ilişkilerinde eğer haksızlık varsa, eğer ortaya koydukları tavır ve davranışları haksızlık içeriyorsa, birbirlerinin Haklarını çiğniyorlar ise burada zulüm var demektir. E, bu zulüm tabi e, çeşitlendirilebilir. E, bu ilişkiler içerisindeki zulümler çeşitlendirilebilir. Mesela haksızlıklar da bu bağlamda zulüm olarak nitelendirilebilir. Ama şunu biz iyi biliyoruz ki eğer insanlar e, Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu bilgi çerçevesinde hayatlarını düzenlemezlerse bu tür zulümleri birbirlerine karşı çok rahatlıkla işleyebiliyorlar ve bu konuda da herhangi bir rahatsızlık içerisinde de değiller çünkü e, kendi inandıklarını söyledikleri dinin farkında veya bu dinin kitabının farkında olmadıkları için bu zulümleri rahatlıkla işleyebiliyorlar evet bütün diktatörler de yine despot ve baskıcı rejimler de zulme başvururlar ellerinden de altındaki insanların haklarını gasp gaspederler e, zaten eğer gayri İslami bir sistem ise insanlara hükmeden bu sistemin bir zatihi kendisinin de zulüm olduğu ortadadır. Zira insanlara kendi fıtratlarına uygun, kendi yaratılışlarına uygun bir yönetimi onlara icra edilmemektedir. Onlar üzerinde gerçekleştirilmemektedir. Bu sebepten ötürü onların hakları gasp edilmektedir. Gerek ibadi yönleriyle ilgili gerek temel insani özellikleriyle ilgili olarak hakları gasp edilmektedir. İşte bunlar da yine zulüm olarak e, topluma yansımaktadır. Bu da idarenin, idarecilerin zulmü olmuş oluyor veya yönetenlerin zulmü olmuş oluyor. İşte bu kurulu düzenler insanların en doğal haklarını bu anlamda vermiyorlar ve onlara hatta vermedikleri gibi onların üzerinde şiddetle baskı ile e, kendi iradelerini gerçekleştirmek istiyorlar. Böylelikle de o insanların e, haklarına tecavüz etmiş oluyorlar. İşte bu da yine biraz evvel tanımlamış olduğumuz gibi zulüm kavramının içerisinde değerlendirilir değerli dinleyenler. Allah Teala insanın cüz'i iradesini eline vermiş, ona müdahale etmemiştir. Bu bir anlamda insana tabir yerindeyse bir tür otonomi bağışlanmıştır insana. Bu da imtihanın gereğidir. Yine bunun anlamı ee, yine Kur'an ifadesiyle dileyen iman eder, dileyen etmez sonucu ortaya çıkıyor. Tabii ki sonucuna katlanmak şartıyla dileyen iman eder, dileyen etmez, inkar eder. Allah Teala kendi yarattığı ve nimet verdiği insanın iradesine hiçbir zaman ipotek koymamıştır. Yani zorla kimseyi cennete veya zorla da hiçbir kimseyi cehenneme göndermez Allah. Yani insanlar kendi amelleriyle, kendi akide ve amelleriyle cennet veya cehenneme girmeyi hak ederler. Allah da onların bu hak edişlerini onaylar. Neticede de cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme giderler. Meselenin tabir tabirlerinde ise kuş bakışı olarak meseleye baktığımızda mesele bu şekilde değerlendirilir veya böyle ifade edilebilir. Ancak tabii ki insanların kurduğu nice zulüm sistemleri başkalarının iradelerine ipotek koyarlar. Müdahale ederler. Onlara şöyle inanacaksınız, böyle düşüneceksiniz, şöyle giyineceksiniz, böyle yaşayacaksınız diye bütün bunları dayatırlar. İşte bunun adına zulüm denir. Devlet ay aygıtını, devlet erkini insanların üzerinde e, bir e, kırbaç gibi kullanıp onları zapturapt altına almak amacına binaen bu şekildeki tavır ve davranışlar insanların iradelerini gerçekleştirmelerini ellerinden almak demektir. Yani insanların e, hür iradelerini gerçekleştirme konusundaki e, tercihlerini elinden almak demektir. İşte bu tercihlerini baskıyla ellerinden alma işine e, Kur'ani manada biz zulüm diyoruz değerli dinleyenler. Bugünkü işte despot rejimlerde, diktatöryal rejimlerde aynı e, amaçla, aynı mantık üzere Hükmettikleri toplumun fertlerine bu şekilde dayatmalarda bulunduklarından dolayı işte o ne olmuş olur bunun adı zulüm olmuş olur ve bu zulümde kesinlikle reddedilmiştir ve Allahü Teala bu tür zulüm zulmün sahiplerini de mutlaka cezalandıracağını bize haber veriyor. Yine bu bağlamda insan hakları ihlalleri var. Tabiatın acımasızca tahribi var. Bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. İşte sanayileşmenin getirmiş olduğu bir takım işte üretim e, ilahı diyelim. Bun, üretim ilahları devreye giriyor ve bir şeyler üretilecek ve bu üretilenler de pazarlanacak ve satılacak. Tabii ki bu arada üretilen şeylerin üretilirken atıkları havayı, suyu ve toprağı çok net, çok açık bir şekilde kirletiyor... Ee, insanlar ve diğer canlıların yaşayacağı ortamlar hızla ellerinden alınmış oluyor. Ondan sonra da işte zaman zaman duyuyoruz. E, atmosferde e, işte şu tür bir ozon tabakasında yırtık var. İşte bunun sebebi de işte hava kirliliği. E, bunu en çok dillendirenler, bunu en çok dillendirenler bu kirliliği en fazla e, meydana getirenlerdir değerli dinleyenler. Yani sanayileşmiş ülkelerin bu üretimleri sayesinde e, hakikaten hakikaten dünyanın işte hava, su ve toprağın zehirlendiğini ve kullanılamaz hale getirildiğini görüyoruz ve bunu da bunlar yapıyorlar. Aslında eee yeryüzünün imarı müminlere verim, verilmiş bir emanettir değerli dinleyenler. Fakat bugün müminler yeryüzünde bir otorite sahibi olmadıkları için böyle bir gücün mensubu olmadıkları için böyle bir gücün güce tabi olmadıkları için tabir yerindeyse e, Müslümanların dışındaki diğer e, insanların yeryüzünü bu şekilde e, hoyratça kullanmaları dolayısıyla havanın, suyun ve toprağın zehirlenmesi e, maalesef Müslümanların önüne geçebileceği bir durum olmaktan çıkmış vaziyette. Zira Müslümanlar buna müdahale etmelidirler. Ama Müslümanlar kendi dertlerine düşürüldüklerinden dolayı daha doğrusu Müslümanlar bir güç bir otorite e, olmadıklarından dolayı kendi dertleriyle dertleriyle uğraşmaktan kafalarını kaldırıp da e, toprağın, havanın, suyun kirletildiğini ve buna bundan dolayı bunu kirletenlere e, müdahalede bulunmak gibi bir durumlarını durumlarından bahsetmemiz maalesef söz konusu değil. Halbuki Allahü Teala yeryüzünün demin de söylediğimiz gibi imarını müminlerin üzerine bir sorumluluk olarak vermiştir. Neden müminlerin üzerine bir sorumluluk olarak verilmiştir? Çünkü mümin demek Allah'a iman eden, Allah'ın hakkını gözeten, Allah'ın yaratmış olduğu bu yeryüzünü, arzı, havayı, toprağı, suyu bunları korumak gerektiğinin bilincinde olan insan demektir aynı zamanda. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini, hayvanları, bitkileri korumak zorundayız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de eee Bitkilerin korunmasıyla ilgili aldığı kararlar var. Medine'de bir hurmalık var, koruluk var, piknik yerleri var diyelim tabir yerindeyse bugünkü ifadeyle. Oralara dair Peygamberimizin açıklamaları var. Buraların korunması ve kirletilmemesiyle ilgili olarak. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın suyla ilgili durgun suya def hacet yapılmaması ile ilgili veyahut da toprağın veya piknik yerlerinin, ağaç atlarının, gölgeliklerin kirletilmemesine dair Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarıları var çevresindeki insanlara. Yani neden kaynaklanıyor bu? İşte mümince duruştan kaynaklanıyor. Mümin havayı, suyu, toprağı e, Allah'ın iradesine uygun bir şekilde kullanır da o yüzden. Ama bugün müminler biraz evvel söylediğim gibi kendi dertlerine düşüp e, kendi canlarının derdine düşürülüp tabir yerindeyse e, bu haldeyken müminlerin kalkıp da işte havayı kirletiyorsunuz, suyu kirletiyorsunuz, toprağı kirletiyorsunuz, yeryüzünü kirletiyorsunuz, dünyayı kirletiyorsunuz diye bu konu üzerine eğilmeleri ve bu konuda da tavır ortaya koyabilmeleri maalesef mümkün olmuyor. Çünkü bunun olabilmesi için güç olmanız gerekiyor. Güç olabildiğiniz müddetçe siz bunlara engel olabilirsiniz. Ama bugün maalesef Müslümanlar bu durumda olmadıklarından dolayı bu yeryüzünün hoyratça kullanılmasına engel olamamaktadırlar maalesef Evet kişinin mahkemede iş yerinde başka yerlerde hakkını almaması da alamaması da zulümdür e görüyoruz işte e, ülke içerisindeki gerçekleşen olaylarla ilgili olarak yani bir insan başına gelen bir zulümle e, yıllarca hapislerde yatabiliyor Yani bu insanların suçları günahları yok aslında Allah'ın dinine göre ama sisteme göre evet onlar suçludurlar. Onlar bu suçlarının cezasını çekmelidirler. Onların şeyine göre değerlendirmeleri böyledir. Ve o yüzden haksız yere yatan yüzlerce, binlerce Müslümanın olduğundan bahsedebiliyoruz. Başkalarının hakkına engel olmak, rüşvet, torpil veya benzeri yollarla yine başkalarına ait bir hakkı almak, görevi kötüye kullanmak, emanete hıyanet etmek zulümdür değerli dinleyenler. Yine bütün işkence çe- çeşitleri inançlara saldırılar, inançları yaşamanın önündeki engellemeler, kişilerin kimliğini ifade edememeleri ne engel olma veya ifade etmelerine engel olma, ırk ve bölge ayrımcılığı, sınıf kavgaları, dilleri ve kültürleri yasaklamak, ırk, dil ve renk gibi farklı dünyevi ve maddi unsurları yasaklamak, e, bunların ırk, dil ve rengi yükseklik veya aşağılık sebebi saymak, bütün bunların hepsi zulümdür. Yine resmi ideolojilere, inanmayanlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmak, onların haklarına engel olmak, sen benim, demokrasiye inanmıyorsan veya laikliğe inanmıyorsan o zaman sen zulmü hak ediyorsun. O zaman sen e, cezalandırılmalısın. Tarsın tarzında e, bir değerlendirmenin çok hakim olduğunu biz biliyoruz değerli dinleyenler. Ve Müslümanlara tepeden bakmak da elbette ki yine zulüm, zulmün çeşitlerindendir. Yine adam öldürmek hırsızlık yapmak, gasp, soygun, baskı ve şiddet, bütün bunların hepsi değerli dinleyenler zulmün içerisinde olan olaylardır. İnsanlara en güzel hayatı İslam gösterdiği gibi insanlar arasında adaleti de unutmayalım ki ancak İslam'ın kuralları sağlayabilir. Neden bu böyledir biliyor musunuz değerli dinleyenler? Çünkü İslam'ın kurallarını Allah koymuştur, yaratıcı koymuştur, Yaratıcı kural koyarken yarattığı kullarının hayatına kural, yasa, kanun koyarken kendisine hiçbir menfaat lazım değil. Yani kendi menfaatini gözetecek değil Rabbimiz. Rabbimizin menfaat diye bir problemi yok. Kıymetli dinleyenler. Menfaat problemi, heva ve heves, buna benzer durumlar insaniydir, beşeridir yani. Dolayısıyla ilahi olanda menfaat heva ve heves olmayacağına göre heva ve sa heves sahibi olan insanların menfaat sahibi olan insanların ortaya koyduklarından fersah fersah e, farklı olacaktır elbette. Ve Allah bir diğer husus itibarıyla da Allah alimdir diyoruz. Allah'ın bilgi problemi yok. Allah'ın bilgi sorunu yok. Allah'ın bilmemek gibi, cahillik gibi bir durumu yok. Biz kulların ise bil bilmek problemi var bir. ikincisi menfaat problemimiz var. Üçüncüsü heva ve heves problemimiz var. Biz bu özelliklere haiz varlıklarız. Dolayısıyla biz hüküm koyarken bunlardan bağımsız hüküm koymamız düşünülemez. Elbette ki insanoğlu kendi menfaatlerini, kendi ırkının menfaatlerini, kendi toplumunun menfaatlerini, akrabalarının menfaatlerini, kendisinin heva ve hevesini, bilgi eksikliğini içeren hükümler koyacaktır. O zaman işte bu konulan hükümler beşeri hükümler olacaktır. Bu hükümler beşeri hüküm olmakla birlikte insanın hayatını düzenlemeye hak sahibi olabilecek veyahut da bunu gerçekleştirebilecek bir durumu ifade etmemektedir değerli dinleyenler. İşte söylediğimiz sebeplerden dolayı. İşte o yüzden İslam'ın kuralları ancak sahici ancak gerçek adaleti sağlayabilir. Bunun dışındaki yani İslam'ın dışındaki yani ilah, Allah ilahımız olan Allah'ın bildirdiklerinin dışındaki kural ve kaideler, kanunlar, nizamlar insanlara mutluluk getirmiyor. İnsanlara adalet sağlamıyor. İslam insanların haklarını ve bu haklara riayet etmeyi en güzel şekilde gösteriyor. Çünkü o ilahidir. Allah'ın hükümleri hayatı düzene koyan hükümlerdir. Bundan dolayı kişi veya siyasi otorite olarak Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek elbette ki zulme sebep olur. Buna sebep olanlar da elbette ki zalimdirler değerli dinleyenler. Üçüncü zulmün çeşidi de insanın kendi kendine zulmüdür değerli dinleyenler. İnsanın kendi kendine zulmü ya şirke veya küfre bulaşarak olur ya da inandığı halde Allah'a isyan ederek yani Günah işleyerek olur. Nitekim Adem Aleyhisselam ve eşi cennette bulundukları sırada yani o güzel ortamda, o bahçede güzel bahçede e, mutlu bir şekilde bulundukları sırada orada yapmış oldukları hata sebebiyle e, bulundukları yerden e, çıkarılmışlar ve şöyle dua etmişlerdi. Araf Suresinin 23. Ayetinde Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Yani kendi kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize rahmet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan oluruz. Evet, müminler ayette de görüldüğü üzere Adem Aleyhisselam ile Havva Validemiz çok açık bir şekilde itiraf ediyorlar kendi suçlarını ve affedilmelerini Rablerinden talep ediyorlar. Müminler nefislerine zulmettikleri veya çirkin bir iş ortaya koydukları zaman hemen Allah'ı hatırlayıp bağışlanma isterler. Buradaki nefse zulmetmek, günah işlemek anlamında kullanılmıştır. Mümin tavrı da budur. Gerek Adem Aleyhisselam ile Hava Validemiz gerekse de Yunus Aleyhisselam'ın ifadeleriyle kişinin kendine zulmetmesi bu anlamdadır. Kur'an Gerek dünyada gerek ahirette azabı hak edenlere Allah'ın kesinlikle zulmetmediğini fakat onların kendi kendilerine zulmettiklerini ısrarlı bir şekilde altını çiziyor. Ve e, Yunus suresi 44'te mesela diyor ki Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Fakat onlar kendi kendilerine zulmederler. Evet değerli dinleyenler. Bu vurgu sadece Yunus suresi 44'te değil, Tevbe 70'te Ankebut 40'ta, Bakara 57'de, Araf 160'ta, Nahil 33 ve 118. ayetlerinde haber veriliyor bu bağlamda. Kendilerine kitap gönderilen insanların kimi de kendi nefsine, kendi kendine zulmeder. Kimi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçer. Kimisi kendine zulmeder, kimi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçen tipler oluyor. Bu da Fatır Suresi 32'de. Mümin olduğu halde günah işlemek, hata etmek veya isyanda bulunmak suretiyle kendine zulmedenler Allah'ı gafur yani bağışlayıcı ve rahim yani rahmet sahibi olarak bulurlar deniyor Nisa 110'da. Hazreti Ali'nin de bu konuda şöyle bir sözü var. Bir kimse birine zulmettiği veya bir kötülük yaptığı zaman hakikatte kendisine zulmetmiş olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da kim iyilik yaparsa kendisinin lehine, kim de kötülük yaparsa kendisinin aleyhine buyurmuştur diyor. Fussule suresi 46. ayet-i kerimeyi hatırlatarak. Evet, ülkelerin, toplumların ve uygarlıkların çöküş nedeni zulümdür değerli dinleyenler. Toplum içerisinde servetiyle şımaranlar, ellerine iktidar gücünü geçirenler, adaletle iş görmezlerse zulme saparlar. Zalimler hevalarına yani kendi kendilerinin arzularına uyarlar. Onlar akıllarını yerli yerinde kullanmayan cahil olan kimselerdir. Tuğyan eden, azıp yoldan çıkan tağutlar da yine zulüm yapmaktan geri durmazlar. Onlar adalet ölçülerine zaten uymazlar. Zaten adları üstünde tağut yani azgınlık yapan anlamındadır biliyorsunuz. Bulundukları konuma, sahip oldukları güce ve iktidara hak ederek gelmedikleri gibi bunları korumak üzere de devamlı zulme başvurmak zorunda hissederler kendilerini. Ama hesabı Allah'a göre yapmayanlar bu zulmünde sahibidirler ve Allah da onlara bunun hesabını mutlaka soracaktır. Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil zannetme diye de Allahü Teala bütün müminlere uyarıda bulunmaktadır. Allah hiçbir zaman gafil değildir ama kulları gafildir. Bu durumda da hesabı görecek olan Allah'tır. Hesaba çekilecek olan da kullarıdır. Bizleri zulüm işlemekten de yani zalim olmaktan da Rabbimiz bizi korusun, yardım etsin bizlere. Evet değerli dinleyenler zulmü işleyen e, anlamında zalim. Yani e, zulüm bir fiildir. Zalim de bu zulmü, bu fiili işleyen kişinin e, sıfatıdır değerli dinleyenler. E, zalim elbette ki zulmet mastarının fail ismidir diye geçiyor kaynaklarda. Zalim yine zulmeden, zulüm işleyen kimse demektir. Zalim zulmün taşıdığı bütün olumsuz anlamların bizzat yapıcısı, meydana getiricisi durumundadır. Zulüm esas itibarıyla çok olumsuz bir eylemdir ve zalim de bu elim, oyun olumsuz eylemin öznesidir. Onu işleyen kişidir yani. Günlük dilde zalim halk arasında merhametsiz, haksızlık yapan, gaddar ruhlu, işkence eden, baskı yapan kimse olarak tanımlanır. Zalim hak sahiplerine hakkını vermediği gibi baskı ve şiddetle başkalarının hakkına da tecavüz eder onlara kötülükte bulunur. Günlük dilde bu kullanım Kur'an'daki kullanımla karşılaştırılınca yanlış değil ama e, eksik bir anlamdır değerli dinleyenler. Çünkü zulmün daha öncesindeki tanımlamalarımızda da gördüğünüz gibi çok geniş bir çerçevesinin olduğunu söylemiştik. Mevdudi'yi e, hatırlayalım. E, tefimül Kur'an isimli bir tefsiri de var. Yedi ciltlik. Orada Mevdudi cilt 1 sayfa 65'te zalim kelimesine bir açıklık getiriyor. Diyor ki mevduidi Arapça zalim kelimesi çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Zulüm bir hak veya görevi ihlal etmektir. Zalim ise bir hak veya görevi ihlal eden kişidir. Allah'a isyan eden bir kişi üç temel hakka tecavüz etmek durumundadır. Etmiş olur yani, tecavüz etmiş olur bu haklara. İlk olarak o itaate layık olan Allah'ın haklarına tecavüz etmiştir. Daha sonra isyanına alet ettiği tüm eşya ve varlıkların mesela kendi organ ve yetilerinin kabiliyetlerinin diğer insanların işlerine yardım eden meleklerin ve zulmü sırasında kullandığı bütün her şeyin haklarına tecavüz etmiş olur. Çünkü bütün bunların Allah'ın dileği doğrultusunda kullanılmaya hakkı vardır. Son olarak kendi haklarına ceza tecavüz etmiş olur. Bu da üçüncü çeşidi. Çünkü kendi nefsinin de kendisi üzerinde Hakkı vardır. Kendisini ziyare, ziyana uğratmaktan korumak gibi bir haktır bu. Kendisi isyan etmek suretiyle Allah'ın azabına uğradığında da yani Allah durup dururken azap edecek değildir. Ama kendisi zulmettiği için, kendisi kötülük yapmış olduğu için, Rabbine isyan etmiş olduğu için bu sebepten ötürü azaba uğradığında da yine bir sefer kendi kendine zulmetmiş olur. Bu nedenle de Kur'an günahı birçok yerde zulüm olarak nitelendirir diyor Mevdudi. Evet gerçekten güzel bir değerlendirme. Kavramı biraz daha böyle açan, biraz daha değerlendiren güzel bir açıklamaydı. Değerli dinleyenler, Kur'an zulüm ve zalim kavramlarını çok sık kullanıyor. Zalim kelimesi öncelikli olarak inkarcıların önemli bir sıfatıdır. Bunu unutmayalım. Aslında küfür ve şirk en büyük zulümdür. Biraz evvel Lokman suresi 13. ayet-i kerimeye de telmihen bu değerlendirmeyi yapmıştık. Bu anlamda müşrikler elbette ki zalimlerin ta kendileridir. Çünkü Allah'a ait olan ilahlık hakkını yerine getirmiyorlar. O hakkı vermiyorlar sahibine. Yani bu durumu biraz şey yapmak lazım. Açmamız lazım zira yanlış anlaşılabilir. Haşa Allah. Onların bu kendisinin ilahlık hakkını gasp etmeye yönelik tavırlarına engel olamayacak durumda değil. Burada bir zafiyetten dolayı durum söz konusu değil değerli dinleyenler. Öncelikle onun altını çizelim. Allah'ın ilahlık hakkını gasp etmeleri demek bu şu anlamdadır. Allah buna engel olamıyor da onlar da bu gasipliği yapıyorlar değil. Allahü Teala imtihan dünyasında yaratmış insanları. Kendi iradeleriyle tercihleriyle insanlar Allah'ı ilah olarak da kabul edebilirler. Allah'ın dışında başka varlıkları da ilah olarak kabul edebilirler. Veya kendi kendilerini de ilahlık makamında görebilirler. Bu imtihan gereğidir. Yoksa allah Teala kendisinin haklarına ait bu gaspı e, hiçbir zaman e, mümkün kılmaz kullar için. Yani imtihan olduğu için allah Teala bu duruma müsaade ediyor. Evet, işte Allah'a ait olan ilahlık hakkını yerine getirmiyorlar bu insanlar. Bu hakkı inkar etmek veya birden fazla ilah tanımak suretiyle başkalarına veriyorlar. Onların içinde bulundukları küfür ve şirk hali karanlıktan başka bir şey değildir değerli dinleyenler. Zulüm zihniyeti taşıyanlar hem kendileri için hem de başkaları için karanlık taşırlar. Karanlık üretirler, karanlık işler çevirirler. Çevrelerinde hep karanlık vardır bunların. Yaptıkları işlerin aydınlık bir yönü yoktur. Çünkü zulüm zulümattır, karanlıktır, kötülüktür. Zalim ve zulmün mantığıyla ilgili bir değerlendirmeyi yapacak olursak, yani hem zalimin mantığı hem de zulüm mantığı üzerinde, bilelim ki zulüm, yaratılış düzenindeki uyumu, imar ve ıslahı bozmaktır. Önce onu belirtelim. Biliyorsunuz var olan varlıklarda ve dünyada, kainatta, e, salah esastır. Yani e, Allah'ın e, ortaya koymuş olduğu kurallar üzere devam eder. Ama imar ve salah esas olmasına rağmen imar edilmiş bir dünyadayız. E, Rabbimiz müminlerden bu imarın korunmasını istiyor. Islah edilmiş, ıslah halde bir dünya, bu ıslah haldeki sal salah durumundaki bu dünyayı korumamızı istiyor. Müminlerden bunu istiyor. Ama e, müminler bu görevin sahibi olmalarına rağmen biraz evvel söylediğimiz gibi bu görevin altına giremiyorlar. Çünkü böyle bir konumları yok. Müminler kendi dertlerine düşmüş vaziyettedir dedik ya. O yüzden yeryüzünün imarı ve yeryüzünün salahının korunması dediğimiz e, o önemli sıfatları maalesef koruyamıyor. Eee Peki bu korunmadığı zaman ne oluyor? Bu korunmadığı zaman imar ve ıslahın yerini ifsat alıyor değerli dinleyenler. İmar ve ıslahın yerini ifsat yani bozukluk yani bozgunculuk alıyor. Neden? Çünkü e, ifsat kimin fiilidir? Kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, tağutların e, fiilidir değerli dinleyenler. Onlar üretirler bunu. Çünkü ifsat müminlerin üreteceği bir şey değildir. Mümin olmaklık ifsadı hayattan kovmak demektir aynı zamanda. Yani bir kimse kendi özel hayatından da, ailevi hayatından da, içinde yaşamış olduğu toplumdaki hayattan da ifsadı kovmak, ifsadı ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Müminlerin özelliği budur zaten. Bu özelliğe sahip olanın İfsadın mensubu olması veya ifsadı gerçekleştirmek için gayret etmesi düşünülemez. Zaten bu akidesiyle terstir. Böyle durumda olanlar da zaten mümin değildirler değerli dinleyenler. İfsadın bir numaralı failleri e, kafirler, müşrikler, münafıklar yani tağutlar, zalimlerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Öyleyse, öyleyse bu anlamda en büyük zalim mümin olmayan insandır değerli dinleyenler. Yaradılış düzenini, tabiatı ve toplum bünyesindeki dengeyi hep bu kötü insan tipi bozmaktadır. Ve Kur'an bize Rahman suresinde Rabbimiz bize kendisinin koymuş olduğu dengenin, mizanın bozulmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Ve der ki Esnazı Billah ve al mizane ella tadgav fil mizan diyor ki o mizanı, dengeyi, düzeni getirdi, koydu. Ella tadgav fil mizan sakına Allah'ın koymuş olduğu bu denge, bu mizan konusunda taşkınlık yapmayın. Yani bu düzeni bozmayın. Allah'ın koymuş olduğu bu düzeni bozmayın diyordu. Ama insan işte zalim olduğundan dolayı, zulüm ürettiğinden dolayı, çünkü akidesi bozuk, yani mümin olmadığı için, akidesi bozuk olan bu insanda elbette ki Allah'ın koymuş olduğu bu dengeyi bozmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Hatta hatta sadece dünyayı değil yani yeryüzünü değil, yeryüzünde yaşayan müminlerin de akidelerini ifsada uğratmak, onların hayatlarını ifsada uğratmak için elinden gelen gayreti yine göstermektedir bu tip insanoğlu. Göklerin ve yerin nuru olan Allah nur saçan bir kandil olan peygamberi aracılığıyla yine nur olan baştan başa aydınlık olup insanlığı aydınlığa çağıran bir ilahi kitap gönderdi değerli dinleyenler. Bu ilahi kitap ve Allah'ın nur olan elçisi bütün insanlığı nura yani aydınlığa, her şeyin en güzeline, doğrusuna, hakka ve adalete, karanlık gibi olmayan iyiliklere davet ediyor. Allah böylece insanları karanlıklardan yani zulümattan nura, aydınlığa çıkarmak istemektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in şeyi bu, ifadesi bu. Ama maalesef Allah'ın isteği, muradı bu olmasına rağmen e, tağutlaşanlar, tağutlar Allah'ın e, zulümattan nura iletmeye çalıştığı kullarını e, nurdan zulümata karanlıklara yani Allah'ın rızasının olmadığı bir anlayışa ve yaşantı şekline çevirmek için ellerinden gay gelen gayreti gösteriyorlar. Evet değerli dinleyenler bütün bunlara rağmen bu nuru görmek istemeyenler bu nurun getirdiği düzeni beğenmeyenler iradelerini ve isteklerini bu nura bağlamayanlar kendi hevalarına yani istek ve arzularına uyarak kendileri karanlıkta kaldıkları gibi çevrelerini de karanlıkta bulundururlar, onların hayatlarını da karartırlar. İnsanın benliğinde ve yeryüzünde dengeyi kurmak için gönderilmiş olan ilahi ilkeleri, yaşama düzenini reddederler, haddi aşarlar, yoldan çıkarlar, ölçüsüz hareket ederler, bozgunculuk yaparlar ve olması gereken dengeyi bozar, kaosa, haksızlığa, zulme ve adaletsizliğe yol açarlar. İşin garibi bu gibi insanlar kendileri Kur'an'ın deyimiyle karanlıkta yani zulümatta oldukları, üzerinde bulundukları yol ve anlayış zulüm olduğu halde onlar bu kötü durumlarını görmezler. Allah'ın dinine karanlık, insanları Allah'ın dinine davet edenleri de karanlık davetçisi diye suçlarlar. Kimileri de ya kör inadı sebebiyle ya da aşırı cahil olması yüzünden, Allah'ın insanlar için seçtiği aziz İslam'ı orta çağ karanlığı gibi zanneder. Halbuki Allah Celle Celaluhu kendi doğru yoluna İslam'a yani nur ve aydınlık olan İslam'a diğer yollara da e, karanlık diyor. Allah kendi bildirdiğine, kendi indirdiğine nur diyor. Onların ortaya koyduklarına da karanlık, zulümat anlamını veriyor. İşte bu tür insanların yaptıkları zulüm, bunların kendileri de ...zalimdir değerli dinleyenler. Üç çeşit zalim tipi vardır. Birinci tip... ...Allah'a karşı isyan eden... ...kafir veya Allah'a ortak koşan müşriktir. Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığında... ...kibirlenerek bunlar yüz çeviren inkarcı zalimlerdir. Kehf suresinin 57. ayetinde bu bize haber veriliyor... Allah'ın ayetlerine yalan veya uydurma diyenler de yine aynı durumdadırlar. O da Cuma suresi 5 ve Zümer suresi 32'de ifade ediliyor. Allah Teala hakkında kafasına göre yalan uyduran ile ben vahiy aldım, Allah'ın gösterdiğini aynen gösteririm diyen iftiracı da yine zalim olmuş olurlar. Bu da e, Enam suresinin 93. ayet kelimesinde ifade edilir. Allahü Teala'nın yolunu tıkamak isteyenler de mescitleri tahrip eden veya oralarda Allah'a ibadet edilmesini engelleyenler de zalim olarak vasıflandırılır. Bakara suresinin 114. ayetinde yine Lokman suresi 13'te şirkin e, en büyük zulüm olduğu vurgulanır. Şirk koşan müşrikler de elbette ki zalimlerin ta kendileridir. Allah Teala Musa aleyhisselam tur dağındayken buzağı ilah edilip tapınanlara da yine zalim e, sıfatını veriyor. Çünkü onlar insan eliyle yapılmış bir heykeli ilah haline getirmişlerdi. O normalde bir heykel olsaydı, o heykel olarak yapmış olurlardı. Hani putçuluk yapmamış olduklarını varsayalım. Ama yapılmış olan bu heykelin önünde tazimette bulunmak, e, saygı duruşunda bulunmak, önüne işte bir takım çiçekler, bir takım işte yiyecekler veya benzeri şeyler koymak gibi tavırlar bunların hepsi şirk olarak ortadadır ve bu heykel de heykel olmaktan çıkmış artık puta dönüşmüştür değerli dinleyenler. Kim Allah'a ortak koşup müşrik olursa Allah ona cenneti yasak edecek ve bu gibi zalimlerin yardımları, yardımcılarının da olmayacağını Maide suresinin 72. ayetinde Rabbimiz bize haber veriyor kıymetli dinleyenler. İkinci zalim tiplemesi de toplum ve kişi haklarına tecavüz eden zalimler. Bu kamu haklarına saldırı ve kişinin ister doğuştan ister sonradan elde ettiği haklarını gasp etme, kişiye veya kamuya her türlü işkence, baskı ve hak ihlali şeklinde e, ortaya çıkar. Hak ve adaleti dağıtma makamında olanlar adaletten ayrılırlarsa elbette ki zalim olurlar. Devlet otoritelerinin fertlere ve toplumlara yaptıkları zulümleri de yine bu kategoride değerlendirmek mümkündür. Halkına zulmetmeden onların haklarını vermeyen, toplum düzenini sağlamak için gönderilmiş olan Allah'ın hükümlerini uygulamayan bütün kişi ve rejimler de bu bağlamda zalimdirler. Maide suresinin 45. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Zulmün kişiden kitleye veya kitleden kişiye doğru gerçekleşmesi arasında da fark yoktur. Bu kesinlikle zulüm zulümdür. Küçüğü de zulümdür, büyüğü de zulümdür. Kur'an Servet ve nimet sebebiyle şımaran, kendini büyük gören, sonra da insanlara hükmetmek isteyenlere e, mütref demektedir. Bu gibileri servetin sağladığı güçle insanlara tahakküm etmeye yeltenirler, onların haklarını ellerinden alırlar ve onları mustazaf hale getirirler, yani zayıf düşürürler onları. Otorite gücüyle, malıyla veya başka bir şeyle kibirlenen ve kendilerini yüce görenlerin diğer adı da, Yine Kur'an'ın ifadesiyle müstekbirdir. Onlar bu kibirleriyle şımarırlar, üstünlüklerini göstermek için despotluk yaparlar, diktatörlük yaparlar ve insanların haklarını tecavüz ederler. Onları kendi çıkarları için kullanmak isterler. Bunların yaptıklarının zulüm olması açısından kişi ve kurum olması arasında hatta özel veya tüzel kişilik olmasında da fark yoktur. Hepsi de aynı kapıya çıkar değerli dinleyenler. Tuğyan edenler yani... Azgınlığa düşenler de insanlar üzerinde Rablik taslamaya kalkarlar ve böylece onlara hükmetmek, onlara kendi düzenlerini benimsetmek isterler. Şüphesiz onlar da zalimlerin ta kendileridir diyor. Yine Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 52. ayetinde. Yine kim olursa olsun toplumun ve kamunun haklarına tecavüz edenler, onların haklarını vermeyenler, haklarını kullanımını, haklarının kullanımını rüşvet, torpil, baskı, şiddet ve terörle engelleyenler de zalimlerdir. Yine halkını Allah'ın indirdikleriyle yönetmeyip onlara haksızlık ve adaletsizlik yapanlarla mahkeme ve hukuk işlerinde ilahi yasaları uygulamayarak adaletten ayrılanlar da zalimlerdir, değerli dinleyenler. Üçüncü tip zalime gelince, bunlar da kendi kendilerine zulmeden zalimlerdir. Aslında bir anlamda Demin söylemiş olduğumuz, biraz evvel anlatmış olduğumuz şeyleri değişik bir çerçeveyle sizlere sunmaya çalışıyoruz. Evet, bu zalimler kişinin Allah'a karşı hata işleyerek içine düştüğü günahkarlık ya da bedenin veya ruhun hakkını vermeyerek kendi bünyesinde dengeyi bozmaktır. E, ruhbanlık tamamen budur değerli dinleyenler. Kendi kendilerine bu bağlamda zulmeden insanlar tipidir, insan tipidir. E, biliyorsunuz ruhbanlık e, güya işte Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirme konusundaki hassasiyetin işte üst noktası diye ifadelendiriliyor. Neden? İşte insan bu duruma gelebilmek için toplumdan ayrılacak, uzlette bir yere çekilecek ve orada az yiyerek, az içerek ve orada sürekli Allah'a ibadet ederek kendini güya manevi anlamda geliştireceklerini düşünen insan tipleridir bunlar. Ama şunu unutuyorlar. Allah'ın e, insanoğluna vermiş olduğu fıtri özellikler e, buna aykırıdır. Ve bu aykırılık bir gün tepiyor ve ondan sonra da o ruhbanlık iddiasında bulunan insanların ne tür fecaatlere, ne tür zulümlere, ne tür ahlaksızlıklara imza attığını e, bütün dünya biliyor. Tarih de buna şahit. E, bugün de bunun örneklerini biz biliyoruz. Hazreti Adem, Cennette yasak meyveyi yedikten sonra biliyorsunuz yaptığı hatası için kendi duasında ne diyordu? Kendi nefsime, kendi kendime zulmettim diyordu. Araf Suresi 23'te, Kasas 16'da, inkarından veya günahından dolayı azabı hak edenler, kendi kendilerine zulmedenlerdir değerli dinleyenler. Allah onlar hakkında Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi nefislerine, kendi kendilerine zulmettiler diyordu. Hud suresi 101'de, Zuhruf 76'da, Ali İmran 117'de, Nahil 33'te bu ifadenin özellikle altının çizildiğini görüyoruz. Kur'an muttakilerin özelliklerini sayarken çirkin bir hayasızlık işledikten ve nefislerine zulmettikten sonra Allah'ı hatırlayanlar tövbe edenler diye bir tanımlama getiriyor. Bu anlamda günah işlemek kişinin kendi kendine yapmış olduğu bir zulüm olarak tanımlanıyor. Alemran 133 ve 135'te Allah Teala e, kitabını kullarından seçtiği kimselere miras kılmıştır malumunuz. Onlardan kimileri e, kendi nefislerine zulmederler, kimileri orta bir yol izlerler, kimileri de hayırda yarışırlar diye Fatır Suresi 32. ayette bir tasnifte bulunuyor. Kitaba inandığı ve onu hayat kaynağı bildiği halde Allah'ın koyduğu sınırları aşanlar da kendi kendilerine zulmetmiş olan insanlar olarak tanımlanıyor. Müslüman olsun, inkarcı olsun, kim Allah'ın koyduğu sınırlara tecavüz ederse, kim Allah'ın hükmünün dışında iş yaparsa, o zalimdir. Bakara 229'da bu konunun altı çizilir. Yine burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur değerli dinleyenler: Kafirler. Allah'ın koyduğu ölçüleri, sınırları hiç tanımazlar, inanmazlar ve ölçüleri kale bile almazlar. Zaten kim Allah'ın koyduğu hükümleri, ölçüleri tanımazsa elbette ki inkarcı olur bu durumda. Bütün inkarcılar zalimdirler ve zalim oluşları onların ortaya koyduğu zulümden dolayıdır. Müminlerden bazıları ise Allah'ın koyduğu ölçüleri kabul etmekle beraber nefislerine karşı zulmederek o ölçüleri uygulamakta hata yapıp günaha düşebilirler. Çünkü onlar da insandır. Böyle yapanlar da fasık olarak isimlendirilir. Ama onların en önemli özelliği bu düşmüş oldukları fısk durumundan, bu düşmüş oldukları hata durumundan, bu günah durumdan Allah'a tövbe ederek, Allah'tan af dileyerek kendi durumlarını düzeltirler. Evet, bu durum müminlerin en önemli özelliğidir. Yine Kur'an'a göre bu zalimlerin özellikleri biraz daha ayrıntısıyla verildiğinde şu tanımlamalarla karşılaşıyoruz. Evet bu zalimlerin hiçbir velilerinin olmadığı, yardımcılarının olamayacağı ve şefaatçilerinin de olmadığı Kur'an'da vurgulanır. Bakara 270, Maide 72, Mümin 18'de. Yine zalimler zulümlerine devam ettikleri de kötü huylardan vazgeçmedikleri için de Allah Teala onlara hidayet vermez ve onlara yol göstermez. Bu da Yine Bakara 270, Maide 72 ve Mü'min suresi 18. ayette ifade ediliyor. Allah zalimleri kesinlikle sevmez. Ali İmran 57'de, Şura 40'ta. Allah zalimleri sevmediği gibi aynı zamanda onları lanetlemektedir. Yani rahmetinden uzak tutmaktadır. Araf suresi 44, Hud suresi 18. Onların sonları gerçekten çok kötü olacaktır. Ali İmran 151, Maide 72. Zalimler için bir kurtuluş da mümkün değildir. Çünkü işledikleri suç büyüktür. Enam suresi 135, Yusuf suresi 23. Yine bu zalimler, müminler zalimlere bu konuda onların zulümlerinden dolayı, zalimliklerinden dolayı onlara sevgi besleyemezler. Onları veli kabul edemezler. Müminler onlara hiçbir konuda yardımcı olmazlar. Müslümanların düşmanlığı da ancak zalim kimseleredir buyurulur Bakara 193'te. İşte bu belirtmiş olduğumuz müşrikler ve kafirler zalimdirler değerli dinleyenler. Bu özelliklerini saydığımız kişiler. Zaten Kur'an'i manada zulüm bu iki tipin en önemli özelliğidir. Onlar bir şeyi ait olduğu yerden alır başka yere koyarlar. Mesela ve onlardan bir kısmı azarak haddini aşarak insanlara zulmederler. Haklarını onların elinden alırlar. Onlar Allah'ın ölçülerini dinlemez. Kendi hevalarına, kendi görüşlerine uyarlar. Onlar karanlığın ve adaletsizliğin e, reklamcılarıdırlar. Allah'a çocuk isnat ederek, ortağı, eşi, yardımcıları var diyerek iftira edenler yine bunlardır. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, peygambere uymayan ve itaat etmeyenler, ilimsiz mürşitlik taslayıp insanları saptıranlar, Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı halde sırtını dönüp gidenler veya ayetleri reddedenler, yetim hakkı yiyenler, Allah'a ait şahitlikten kaçanlar, aralarında hükmedilmek üzere Allah ve Resulüne çağrıldıkları halde yüz çevirenler, Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler, tövbe etmeyenler, Müslümanları yurtlarından haksız yere çıkaranlar, dost edinenler, veli edinenler, Yahudi ve Hristiyanları Allah'ın yasağına rağmen veli edinenler, Allah'ın ayetleriyle alay edenler, kafirlikte direnenler, ana babayı ısrarlı bir şekilde veli edinenler, yani hangi ana baba? Kafirlikte direnen ana babayı, işte bütün bunlar zalimlerin özellikleri olarak Kur'an-ı Kerim'de haber verilir değerli dinleyenler. Kur'an müminlere zalimler hakkında net bir tavrı emrediyor. Zalimler insan toplum yönetim, hüküm hayatında ve evrende dengeyi bozarlar. Haksızlık ve adaletsizliğe sebep olurlar. Onlar Allah'ın sevmediği kimselerdir. İslam zalimlerin doğru yolu bulmalarının metodunu çizdiği gibi onlarla nasıl mücadele edileceğini de bildirmiştir. Ancak İslam onlara meyletmeyi, onları veli edinmeyi de kesinlikle yasaklıyor. Hud suresinin 113. ayetinde zulmedenlere meyletmeyin, meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Size Allah'tan başka, sizin Allah'tan başka veliniz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz buyurulur. Peygamberimize hangi cihadın daha faziletli olduğu sorulduğunda o da buyurdu ki zalim bir sultanın yani yöneticinin yanında hak kelimesini konuşmaktır buyuruyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Evet değerli dinleyenler bugün de bize ayrılan süreyi doldurduk. İnşallah haftaya yine aynı saatte kavramımız zulüm ve zalim ve bu kavrama inşallah devam edeceğiz. Sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.